bütünlüklü bir bakış anlatıyor zaten. Şöyle bir şey yapıyor şirketler, Hattat da dahil. Bazı madenleri alıyorlar, termik santral işletiyorlar. O madenleri atıl tutuyorlar, kullanmıyorlar, çalıştırmıyorlar. Ve bölge halkı termik santrale ikna edilirken madenler çalışacak, istihdam olacak. Tabii. Çok sayıda insan işe girecek diyerek ikna ediliyor toplantılarda. Fakat o madenler çalıştırılmıyor. Bir istihdam olmadığı gibi limanı kullanıyorlar. Limana ithal kömür getiriyorlar dışarıdan. Ve orada biz madenleri kullanacağız, istihdam yaratacağız, köylüye, kasaba halkına iş vereceğiz diyerek aldıkları termik santralleri ithal kömürle işletiyorlar. Bu Erdoğan Hacı da benzer bir bakışla söylüyor. 1980'den itibaren uygulanan bir neoliberal politikayla aslında bölgenin neredeyse 200 yıldır kömür havzası olarak bilinen bir bölgenin yerli ve yabancı sermaye, son zamanlarda özellikle iktidar çevresindeki sermaye grupları ve devlet eliyle bir tür sömürgeleştirilmesi, hem iş gücünün hem doğal kaynaklarının, ormanlarının, nehirlerinin sömürgeleştirilmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ve yine Erdoğan Hoca'nın söylediği çarpıcı bir şey, bu kazanın Hattat Holding ya da başkaları tarafından oralara çökmek için araçsallaştırılacağı, kullanılacağı. Tabii. Hemen şey tartışmaları çıktı ya, özelde olsa böyle olmazdı. Evet, devlet... aynen öyle, onu diyecektim. Devlette olmasa, özelde olsa, işte özel bekliyor orada çökmek için hazır. Sanki özelde olmuyormuş ya, gibi. Ya bir de ayrıca bir sürü kaçak, yani şu da tabii çok önemli. Onu da vurgulayalım. Hani bu faciaları, bu şeyleri duyuyoruz ama bir de irili ufaklı zaten bilmediğimiz bir sürü cinayet var. Bilmediğimiz şey var. Bazısı yani bu 2014 Soma'dan sonra da oldu. Orada bir maden işçi söylüyor. Orada 3 kişi ölüyor. Bunlar gündem dahi olmuyor. Ve kaçak çalıştırılan, hiçbir güvencesi olmadan çalıştırılan maden işçilerinden bahsetti. Ya bir şey ekleyeyim, Hakkı çok iyi bir yere geldi, sözü bittiyse eğer. Bitti. Şimdi bu yerli milli söylem ne hale, nasıl, şimdi 2010'lardan sonra kullanılmaya başlandı. Hatta kömür santralleri satıldı. Bunların da bir ömrü vardı biliyorsun, özelleştirildi. 2014'te 9 tane santral özelleştirildi. Kemerköy, Yeniköy, çok tartışmaların oldu. Bu bir. Onları çevre yatırımına muaf tuttular bile 2020'ye kadar. Yani halkı zehirlemeye devam edecek. Ama o zaman iktidar dedi ki, biz dedi kaynak çeşitlendirmesine gideceğiz. Yani sadece kömüre dayalı artık dünyada terk ediyor. Ne yapacağız? Yenilenebilir enerji, HES'ler. HES furyası başladı. Onun neye yol açtığını biliyoruz. Bakın HES furyası bütün Karadeniz'de ilgili alakası her yere yaptınız. Giresun'da 11 kişiyi öldürdü. Pek çok selin yandı en yakın. O HES'lerden kaynaklanan. Kastamonu'da, Sinop'ta. Kastamonu'da, Sinop'ta sayalım. Sonra dediniz ki yenilenebilir enerji, jeotermal, güneş, buna geçiyoruz. Yani çeşitlendiriliyor, bağımlılığı azaltma. Seferihisar'ın her tarafına jeotermal enerji santrali kurdunuz. Onun teknik şeyi de vardı. O suyu çekiyorsunuz, geri vermeniz lazım. Teknolojik yatırım yapmadığınız için hatta depremsel aktiviteleri tetikleyen faaliyetlere yol açtınız. Bir, tarım arazilerini mahvettiniz. Yeraltı sularını kuruttunuz. Üstüne bir de köylüyü döverekten toprağı elinden aldınız. Yani bunu pandemi zamanı görmüşsünüzdür. Çapaklı köyünde, İkizdere'de, tabii, Manisa'da, Muğla'da köylüleri jandarmayla sürdünüz topraklarından, bu. Sonra kömürü terk ettik dedikleri zaman ona bağlayacaktım. Yani bütün bunları yaparken gerekçe şuydu. Kömüre bağımlılığı ve doğalgaza bağımlılığı azaltacağız. Şimdi doğalgaza bağımlılık azalmadığını biliyoruz. Yani bugün Putin'in kapısında ödeyememe durumuna bile gelmişsiniz. Yani bununla bir siyasi pazarlık yapıyorsunuz. Üzerine biz kömürü terk ettik dedikleri zaman, yani TTK'yı batırmaya başladıkları zaman, artık TTK yerli üretim bitirdikleri zaman, şimdi 2010'da ithal kömür daha önce daha da azdı, 21 milyonmuş. Santralleri sattıktan sonra ve kömürü, biz kömürü terk ettik dedikten sonra, terk etmeye başladık, 36 milyona çıkmış. İthal edilen kömür. İthal. Ve bu ithalatın 30 milyonu bu termal taş kömürü, esas olarak 30 milyon termal taş kömürü. Termal taş kömürünü de Kolombiya ve Rusya'dan alıyorsunuz. Yani nükleerde bağımlı olduğunuz ülkeye, doğalgazda bağımlı olduğunuz ülkeye, bir de kömürde bağımlı olmuşsunuz. Şimdi burada bir ithal kömür lobisi de var. Asıl önemli. Yani bu santral kuranlar aynı zamanda bir ithal kömürden de
ticaretiyle de tabii para kazanıyorlar. Ve ithal kömürün de egemen olan şirketler aslında 90'larda beliren, birkaç da sonra AKP zamanında birkaç tane türedi. Tıpkı inşaattaki gibi, hani bir beşli çete gibi, bir çete gibi. Burada çok büyük bir para kazanan insanlar var. Dolayısıyla yerli milli dediğiniz zaman ülkeyi bir de kömüre bağımlı hale getirmişsiniz. Kendi kamusal üretiminizi baltalamışsınız. Yerli üretimi bitirmişsiniz. Üzerine bir de yerli üretim gibi gösterip aslında hattat gibi şirketler için üretim yapıyorsunuz. Yani hani sadece bunu alması kalmış geriye. Yani elini uzatıp alması kalmış. O da artık bu kazadan sonra, bu cinayetten sonra gelişmeleri izlemek gerektiğini bize bir kez daha öğretiyor aslında. Aslında biraz da o yüzden, yani şeyde öldüren politikalar derken sadece iş güvenliği, işçinin hakları iş vesaire. İş yerinde olmuyor sadece. İş yeri değil. Bütün bu resmin tamamı diyorlar ya. Hani, resmin tamamını da bakmak ölüyor lazım. Çünkü buradaki veriler hakikaten, yani bu al takke ver külah halleri her yerde ve her alanda karşımıza tabii çıkıyor. Menfeş, bu Bartın'daki olaydan 2-3 gün önce YK Enerji, Yeniköy, Kemerköy Sanatları'nın, biliyorsunuz bu nasıl gündeme geldi? İkizdere'deki 6 köydü yanılmıyorsam, neredeyse yok edildi. Sonra zeytinliklere göz dikildi ve yasa değiştirmesi için çok büyük lobi yapıyor. Dünya Gazetesi'ne verdiği demeçte 6 aylık kömürümüz kaldı, elektriğimiz kesilecek. Biz yerli kömürle üretim yapıyoruz ama sahamızdan kömür çıkartamıyoruz. Acilen zeytin yasası değiştirilmesi lazım diye çok açıktan. Bu Bartın'daki olaydan 4 gün önce verdi demek. Yani olayın arkasında çok büyük bir şirket siyaset ilişkisi var. Bir de hep şunu da